Efendim, radyolardan dinleyenler de şimdi canlı yayın yapıyoruz. Yani bizi içeride falan zannetmesinler. El sallayabiliriz. Buradayız inşallah. Allah ayırmasın, Allah muhafaza buyursun. Böyle bir şeyler uydurdular. Bu medya bir acayip oldu. Haberler tabii, bir dosya varmış dedi. Emniyette dolu dosya var yani. Allah onlara da yardım etsin. Onlara da hakkı buldursun. Amin. Doğruyu anlatsın. Amin. Amin. Onlar da ne yapacak? Vazifeli adamlar. Tabii bu hususta gizlilik kararı da alınmış. Bundan dolayı da tabii haklıdırlar. Bazı meseleleri çözmek için gizli olması gerekiyor. Bu gizli olunca çok laf çıkar. Çünkü oradan medyanın muhabirleri bilgi alamıyor. Bilgi alamayınca atıyor. Başlıyor işte uyduruyor yani. Böyle bir uydurmalar, bizim de gözaltına alındığımızı bir uydurdular. Bütün milleti üzüyorlar. Bunlara hem ben söylüyorum, vel murcifune fil Medine. Medine'de efendim Müslümanların huzurunu bozmak için ne diyorlar? Spekülatif mi? Ne bir şeyler diyorlar işte. Yani bu gavur laflarını şey yapmak da, kullanmak da istemiyorum. İnsanları üzecek haberler çıkarıyorlar münafıklar. Üzecek haberler çıkarıyorlar. Efendim neymiş? Bu sefer tabii bu haberler yayılıyor. Şimdi bütün Türkiye'nin her tarafından insanlar, kadınlar, erkekler, medreseler, talebeler, halk, bizi sevenler, bu kadar milyonlarca insan var. Ya bunlar üzülüyorlar. Efendim bu sefer başlıyorlar ağlama. Kimisi üzülüyor, telefonlar yağıyor. Yani bu kadar insanı üzmek, efendim yalan haber yayarak, bunlar Allah Teala'nın bir vaadi var biliyorsunuz. Bu hususta bunlar, bu böyle yapanlar hakkında. Leylem yenteil munafikune. Münafıklar vazgeçmezseler. Vellezine fi kulubim marad. Kalplerinde dinle hakkında şüphe hastalığı olanlar. Vel murcifune fil Medine. Medine'de böyle yalan yanlış haberler yayıp da Müslümanları korkutanlar. İşte İslam ordusu gitmiş harbe ya. Oradan bana bir haber geldi, ordudakilerin hepsi ölmüş diyor mesela. Bu kadar gazinin, mücahidin, ailesi, çoluğu, çocuğu, evet o zaman cep telefonu, telefon da yok. Herkes vah ölmüş zannediyor. Halbuki bir şey yok, kazanmışlar. Ama nasıl olsa birkaç ayda o seriye, müfreze yoldan dönüp gelene kadar bu kadar insanı ağlatacak yani. Medine'deki bu kargaşa çıkaranlar, bir hoca efendi vardı eski hocalardan, efendi hazretlerine gelmişti. Bu gazeteciler bu Medine'deki mürciflere benziyor derdi. Öyle demişti. Şimdi daha iyi anlıyorum tabii. O zaman tam anlamamıştım ne demek. Vel murcifune fil Medine'ti. Medine'de bu yalan yanlış haberler çıkaranlar, yani Müslümanları üzmek için. Lenuhriyenneke bihim. Seni onlara musallat edeceğiz. Fümme la yücavirûneke fiyâ illâ kalîlâ. Sonra Medine'de seninle birlikte oturamayacak hale gelecekler. Mel'ûnîn. Lanete çarpılacaklar. Eynemâ thûkifû uhidû. Her yerde yakalanacaklar. Kaçak duruma kendileri düşecekler. Perişan olacaklar. Bak bu hususta ayetler vardır. Lütfen basın yayın mensupları, bu gibi konularda doğru bir haber yokken rivayetlerle, uydurmalarla, palavralarla, ondan buydan duyduklarıyla, hiç resmi bir açıklama olmaksızın, resmi bir bilgi belge olmaksızın haber yaparlarsa hem emniyet güçlerini sıkıntıya sokarlar, hem vatandaşı üzerler, hem bizi zora sokarlar. Böylece bu kadar yalanın, palavranın bir lüzumu yoktur. Allah hakkı meydana çıkarsın, hakkı hak göstersin, batılı batıl göstersin. Emniyet güçlerine de, savcılıklara da Allah Teala muvaffakiyetler nasip etsin. Hakkı bulmak, suçlu suçsuz kimse birbirinden ayırmayı Allah nasip etsin. Bir şeyden haberimiz yok tabii. Çete, mete, bir şeyler. Ne işimiz olur, ne alakamız olur, mankenler, bilmem neler, ne işimiz olur. Biz efendim hiç görmemişiz, tanımamışız yani. Bir kere normalde rastlamamışız. Böyle bir durumdan hiç alakası yok tabii ama aşağıdan sonra haberi doğruluyor. Yani sonra doğru haberi veriyor ama attığı manşet berbat, çetelerin şeyhi diye manşet şey atmış. Sitenin biri şimdi, çetelerin şeyhi. Ben çetelerin şeyhi olsam senin gibileri çoktan oyardım. Ama bana vuran gidiyor, kıran gidiyor, çalan gidiyor, ırzıma dokunan gidiyor. Bana neler ettiler?
Bugüne kadar benim uğradığım zulüm şu memlekette pek kolay kolay nasip olmamıştır herkese. Maddi manevi her şeylerimi soydu çaldılar. Kur'anlarıma kadar aldılar yazma Kur'an her şeylerimi. Ben hapse düştüğümde talan ettiler beni. Yanımda ajanlar, yanımdakiler, uzaktakiler. Ben kime ne yaptım? Kimseye bir şey yapmadım ki ben. Allah'a havale ederiz. Allah yaparsa yapar. O bize alakadar etmez. Dedim ben, biz beddua deriz, Kabe'ye gideriz. Ondan sonra bir de bakar, adam çarşaflı karı gitmiş. Efendim, televizyonda reklamlarda çırılçıplak. Allah adamın karısına, kızına vurdurur, kendine vurdurur, malına. Ben Allah'a havale ederim. Bizim kimseye şantaj, tehdit, bilmiyorum. Hayatta yapmadığımız işler. Böyle bir şey yok bizde. Tabiatımız da müsait değil. Efendim ama böyle bir şeyler haberler yapıyorlar, yazıyorlar. Yok şoförü içeri almış, koruması içeri almış. Yahu nereden uyduruyorsun bunu? Şoförüm benim. Burada adam Mustafa Çıtır adında. Şimdi beni o getirdi. Şoförüm dışarıda. Nereden uyduruyorsun bunları? Koruma, koruma diye bir şey yok. Arkadaş iyi niyetle dedi ki, hocam çok düşmanım var. Yani dünya çapında uluslararası, Şiasından, şusundan, busundan, Mossad'ından, CIA'ninden yani çok düşmanımız vardır. Normal. Hakkı söyleyen düşman olması lazım. Düşman olmayan zaten yağcı sahtekar olur. Dolayısıyla sen yani korumaya sana birkaç tane efendim adam tutayım. Yani özel harekattan, emekli polislerden falan. Ben de bir şey demedim. Ben tanımıyorum yani. Dedim buyur tamam. Nasıl koruyacaklar? Buyursun korusunlar. Siz de burada görüyordunuz. Ondan sonra ben bir şey yok. Sonra o arkadaşın biraz maddi durumu sıkıntı yok. Dedi hocam ben ödeyemeyeceğim dedi. Benim de maddi durumum o kadar yok. Yani şu anda çok masrafım çok. Çoluğum, çocuğum, gelenim, gidenim çok. Çok kişi bakıyorum. Benim de şeylerim, teliflerimle ancak geçiniyoruz. Ben de fazladan para, benzin falan veremiyorum. O arkadaş da hayır sahibi. Allah razı olsun. Yaptı birkaç ay bir iyilik ama sonradan tabii böyle olunca adama da bir şey demedim. Ben de keşke tutayım ama ben de maddi durum yetmeyince ne olacak koruması kalırsan? Bu geldi 46-47 yaşına hep korumasızdık. Bir şey olmadı. Olacaksa zaten olacağı da çare. O adam demiş. İşte ya demişti sana işte karşına bir adam çıkarsa da silahını çekerse ne yaparsın? Demiş ben de kelime-i şehadet çekerim. Ne yapayım yani? Şimdi kün abdallahil maktul ve la tekun abdallahil katil. Allah'ın öldürülen kulu ol. Öldüren kulu olma. Fe induhil ala ahadikum. Sahih hadisler okuyorum. Sizin birinizin evine girilse, taarruz edilse ve öldürülmek için iç savaşlarda, dış savaş buna benzemez. Dış savaş ne demek? Yunan işgalidir, Rus işgalidir gibi olaylarda tabii nasıl ki Kurtuluş Savaşı verilmiş, efendim müdafaalar yapılmış, o gerekir. Çünkü kafire karşı, kafiri düşmana karşı, değil mi? Bir vatana, millete saldırı olursa ona ne yapılmaz? Göz yummak yoktur. Orada seferberlik ilan edilir. Artık herkes eli sülah tutan hem dahil olur bu meseleye. Ama iç savaş çıkarsa, iç savaş ne demek? Müslüman Müslümana birbirine kırıyor, vuruyor. Böyle durumlar oldu. Böyle savaşlar tarihte çok yaşandı. Allah vatanımızı muhafaza etsin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza etsin. Eğer sizin birinizin evine girilirse, yani iç savaşlarda biliyorsunuz Medine'de oldu, hatta zalimin orduları, efendim Yezid'in adamları, Emevilen adamları, Medine kaç defa talan edildi, on binlerce alim, veli, sahabeden kişiler şehit edildi, Harre şehitleri var. Böyle şeyler oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdi bunları. Sizin birinizin evine girilse üstüne, yani Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi, Kur'an'ın başında Hazreti Ömer Efendimiz şehit edildi, mihrapta Hazreti Ali Efendimiz sabah namazı yolunda. Ne yapsın? Felyekün kehayr ibney Adem'e. Adem'in iki oğlunun en hayırlısının yaptığını yapsın. Adem'in iki oğlu kim? Habil ile Kabil. Habil aleyhisselam büyük insan, Kabil aleyhillâne katil. Şimdi burada Kabil ona saldırdığı zaman lektülenneke, seni öldüreceğim dediği zaman dünyanın başını söylüyoruz. Binlerce sene evvel, 7000 senelik iş. Seni öldüreceğim dediği zaman Habil aleyhisselamın cevabı ne oldu? Lembesatte ile yedeke litektüleni, sen elini bana beni öldüresin diye uzatırsan ma ene bi basitun yediye ile yektülek.
ben seni öldüreyim diye sana el uzatmayacağım. İnni yehafullah rabbel alemin. Ben alemden Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Bizi bilsinler ki biz Allah'tan korkan insanlarız. Biz Allah'tan korktuğumuz için asla hiçbir insana tehdit, şantaj, bir insana efendim işte böyle, zaten biz tehditlere maruz kaldık. Biz şantajlara maruz kaldık. Biz kimseye böyle bir şey yapmamız bir Müslüman olarak düşünülebilir miydi? Asla. Haram. Adam seni öldürmeye kalksa sen onu öldüremiyorsun. Yani iç savaş, Müslüman kardeşin hakkında konuşuyor. İnni yuridu en tebu ve bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nar. Ben diyor istiyorum ki benim günahımı da yüklen. Kendi günahını zaten yüklenmişsin. Git cehennemi boyla. Delge cezası zalimin. Zalimlerin cezası ateştir. İşte diyor sizin birinizin üzerine saldırılırsa Habil, Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi yapsın. Bundan dolayı biz bu talimatlarla, bu vasiyetlerle, bu nasihatlerle yetişmiş, yetiştirilmiş, vaaz etmiş, nasihat etmiş, topluma bu kadar 30 küsür senedir bunları anlatmış bir insan olarak. Ne alakamız ol çetelerle? Ama işte seni biri ziyarete gelir, efendim sohbete gelir, değil mi? Yolda görür, yanına gelir, fetva sorar, bir şey olur. Ha bu, biz herkese açığız. Bizim kapımız hak kapısıdır. Bize gelen gidene biz Allah için hizmet etmekle mükellefiz. Kimseye içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, zina etmişsin. Efendim şunu yaptın, bunu yaptın, sicilin bozuk, sabık al falan. Bizim bunu deme şansımız ve hakkımız yoktur. Zaten suçlu olanı devlet bulur, yakalar, kodese tıkar. Ya dışarıda gezen sizin de bizim de anladığımıza göre şu anda dışarıda serbest gezenler nedir? Suçsuz ki dışarıda geziyor. Yani genel olarak anlayışımız budur. Ama adam kaçaktır maçaktır onu biz bilemeyiz. Biz gebete bilmem ne bir şey bakmıyoruz ki. Şimdi buradan kapıdan giderken adam gebete mi bakıyoruz biz? Ha üzerinde silah mı var, bıçak mı var ona bakılabilir. Çünkü camide kaç tane hocamızı şehit ettiler. Dolayısıyla bu normal. Bunu hepiniz de normal karşılıyorsunuz değil mi? Kimse de bundan bir zorlanan duymadım yani. Bu ayrı bir şey. Efendim ama öbür türlü adam gelmiş de sabıkalıymış da eskiden şuymuş buymuş. Biz bunları bilemeyiz. Bundan dolayı bizim bu işte alakamız olmaz. Allah da muhafaza buyursun Celle Şanuhu. Şimdi koruma denilen de işte 5-6 ay evvel bu son korumalar ikisi değil de çok daha 5-6 ay evvel yanımızdan ayrılan bir arkadaş. Onunla da zaten 4-5 aydır falan da hiç görüştüğümüz de olmadı yani. Zaten bu takipler de 5 aylık falanmış. Ben de bunu bilmiyorum ki kimin ne yaptığını yani. Burada geliyor adam sohbette duruyor. Çıkmış ne yapmış, kimle konuşmuş, kim şantaj etmiş ben bunları bilmem mümkün değildir. Ama koruma denince de şu andaki kaç aylardır yanımızda olan biri değil. Şoför deyince de şoförümüz dışarıda. Dolayısıyla haberler bu noktada asılsız oluyor. Ama Allah Teala hayra tebdil etsin, hayra tevil etsin. Allah zulmen, haksız yere içeride nezarette kalanlar varsa halas etsin. Amin. Suçlu olanlar varsa suçlarını Rabbim meydana çıkarsın. Cezalan tensip buyursun, takdir etsin. Biz efendim burada güvenmek durumundayız. Yani güvenmek durumundayız. İnşallah emniyet olsun, savcılıklar olsun. Zulüm yapmaktan inşallah uzak dururlar. Yanlış karar veremezler inşallah. Esas mesele onlara da yanlış bilgiler gelmiş olması. Çünkü yanlış bilgiden yanlış sonuca gidiliyor. Allah onlara en doğru neyse onu anlayacak bilgileri Rabbim önlerine sunsun, hazırlasın, göndersin Allah Teala. Meydana çıkarsın. Amin. Bizim duamız bunlara. Onun için ha mesele nedir onu da bilmiyoruz. Neden? Kapalılık ve gizlilik şey de esas olduğu için bundan bir şey bize de sızmış olmuyor yani. Mevzu nedir? O da tam anlaşılmış. Kenarından köşesinden haberler geliyor. O da gazete haberler işte. Onlar da yalan oluyor çoğu. Onun için Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri efendim Müslümanları üzecek haberler çıkaranları ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Amin.